Nasıl peki yani tabii çok şükür yani 8 öğrenci zaten dediğin. Dolayısıyla başa çıkabiliyor musunuz bu öğrenci sayısıyla? Şimdi genelde çok öğrenci... rahattır. Bireysel de aldığımız için. Hı-hı. Şimdi bu pandemiden dolayı ne kadar az temas olursa diye hep bireysel döndürdüler özel eğitimde. Şimdi 18 yaş altı tabii bu çocuklarımız. Bu bölgelerde yani en azından iskelede 18 yaş altında evde kalan yoktur demek ki değil mi? Bunu tespit edebiliyor mu acaba? Bilmiyorum kimin görevi bu ama devletin görevi bir şekilde ama yani evde kalan belediye de bilebilir bunu. Evde kalan bu durumda özel çocuğumuz var mıdır okula eğitime getirilmeyen yoksa hepsi burada mıdır? Şimdi yani acaba? Tam olarak raporlarıyla gelenlerin hepsi devam ederler eğitimlerine. Ama bazı durumlarda aileler de bilinmeyebilirler. Yani genellikle okula giden zaten çocuklar tanılanıp da getirirler bize. Evet. Eğer çocuk hiç okula başlamamışsa evet. Belki de vardır evde olsun. Ne gösteriyor burada? Bir eğitim adı üstünde eğitim alıyor. Hayata daha çok hazırlanıyor. Dolayısıyla inşallah yoktur belki de ama varsa da belki de bir çağrı yöntemiyle aileleri yani gelin bir bilgi alın, çocuklarınızı getirin. Eğitim aldırın demek lazım bu konuda. Sen yap bakayım ben göreceğim. Ne biraz gibi şeyler? Kalabalık yani. Tabii. Oturup sen yapabilirim. Evet seni çekecekler. Evet. Maşallah çok da güzel çocuk. Güzel. Çok güzel oldu. Yaşa. Gösterin daha sonra bakalım beğendim mi diye. Ben çok beğendim. Hem de çok beğendim. Çok beğendim ama. Zaten evet. Dikkatlerin dağılmaması için ne kadar evet. Kuşak maddelerle evet. Çevrildi. Çocuk işte krizanla girdiğinde falan bunun evet. İçine girerek ve kendine zarar vermez. Bu da çok çizgi filmdeyim mi? Eskisinden. Çok güzel. Bahar, Bahar'cığım en çok ne seviyorsun? Ne oynamayı, ne yapmayı seviyorsun en çok Bahar? Resim. Resim yapmayı seviyoruz. Resim yapmayı seviyorsun. Güzel.